Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı yeni otopark yönetmeliği taslağı tamamlandı. Yeni yönetmelikle giriş ve çıkış noktalarının uygun olması kaydıyla ticari binalar ve konutlar çok katlı otoparka çevrilip işletilebilecek. Yeni yönetmelik taslağını incelediğimizde günün koşullarına, şartlarına uygun bir yönetmelik detaylı bir şekilde hazırlanmış. Aşırı sarıda araç olduğu için trafik kilitleniyor. Parklarda ona keza hepsi birbirinden dolu. Otopark kuyruğu var. Otopark kuyruğu diye bir şey mi olur? Yolu kapatıyorlar. Taslağa göre yol, meydan, yeşil saha, parklar ya da okul gibi kamu kurumları bahçelerinin altı, yeraltı otoparkı olabilecek. Açık otoparkların zemini yağmur suyunu toprağa geçiren malzemeden yapılacak. Teknik olarak mümkün. Katlı otoparkların üstü yeşil olarak bırakılacak deniyor. Şu an geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız sel baskınlarının önüne geçmek için. Çünkü siz eğer bir alanın üstünü asfaltla, parke taşla kaplarsanız yağmur süzüleceği yeri bulamaz. Otopark alanlarının %1'i bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak. Yaya alanları ve kaldırımları ise otopark olarak düzenlenemeyecek. Engelliler ayrıca düşünülmüş, kağıt üzerinde kalmadan uygulanabilecek maddeler konulmuş. Konutlardaki otopark sorununa çözüm olması için de her 3 daireye bir otopark şartı yerine daire başına bir otopark yapılma zorunluluğu getiriliyor. Eskiden 3-4 ailenin bir aracı varken şimdi bir ailede 2 veya 3 araç var. İstanbul'da olması çok zor. Yani bütün binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Sunay'a göre yönetmelikteki değişiklikler olumlu ancak İstanbul için geç kalındı. İstanbul gibi bir mega kentte bu yönetmelik daha önce hazırlanmalıydı. Çünkü çok geç kalındı. Boş arazimiz yok, boş alanlarımız yok. Bu yönetmelik taslağında izah edilen otoparklar nereye yapılacak? Diğer kentlerimizde bu yönetmelik tam tamına uygulanabilirse İstanbul'un içine düştüğü kaostan kurtulur. Aynı sıkıntıyı diğer kentlerimiz yaşamaz diye düşünüyoruz.